Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyo konuğumuz Koyun Keçi Dünyası Genel Koordinatörü Melek Bulut. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim bu arada tekrar. Merhaba. Küçük baş hayvan yetiştiricileri son yıllarda isimlerini basında sertifikalı çobanlar geliyor başlıklı haberlerle sıklıkla duyuruyorlardı. Toplumda çobanlarla ilgili yaygın kanıyı, doğada tek başına sürüleri ve onları koruyan çoban köpekleriyle yalnız bir yaşam biçimini seçmiş kişiler olarak özetleyebiliriz onları. Ancak yetiştiriciler bu kanıyı silmekte kararlı gibi görünüyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Peki efendim, Koyun Keçi Dünyası Genel Koordinatörü dedik. Esasında dinleyicilerimiz de belki bilmiyorlar bu ne demek diyorlar. Biraz titriniz ve yaptıklarınızla ilgili bilgilendirmeyi hemen yapalım. Ve sosyal medyadaki daha çok güçlenen çalışmalarınızla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Elbette. Koyun Keçi Dünyası bir yayın grubu aslında. Küçükbaş hayvancılık alanında 2010 yılından bu yana yayın hizmeti veriyor. Gazete, dergi, televizyon programlarıyla destekliyoruz bunu. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili Türkiye'de, Anadolu'da ne varsa bunları hem yetiştiricilerle hem kurumlarla, koyun keçi birlikleri gibi kurumlarla paylaşmaya çalışıyoruz ve bir aracı olarak çalışıyoruz. Küçükbaş hayvancılık Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. 42 milyon küçükbaş hayvan varlığımız var. 300 binin üzerinde çoban ve yetiştirici varlığımız var. Bu da hem nüfus olarak hem ekonomik olarak ciddi bir değer. Onun dışında kültürel olarak da bir değerimiz bu. Küçükbaş hayvancılık geçmişten geleceğe hep hayatımızda var. Son zamanlarda yaşanan küçükbaş hayvancılıktaki yalnızlaştırılma ve onların yalnız kalma isteğini bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Son özellikle 10-15 yıldır da hem bakanlık elinde hem birlik elinde yapılan çalışmalarla bu süreç açık giderek kapanıyor. Biz de haberlerimizde yaptığımız projelerle bu sürece destek vermeye çalışıyoruz. Biz de öyle bir haberle keşfettik sizi. Ey Çobanlar Derneği diye başlık atılmıştı haberde. Ey Çobanlar Derneği ne demek? Neler yapıyorsunuz? Neden böyle bir platforma elektronik postayla mı, internetteki sosyal medyayla mı buna kavuşuyorsunuz? Nasıl bir platform galiba içindesiniz? Zaten bunun için bir yeni nesil çobanlar tanımlaması evet. yapmanız gerekiyor evet. galiba, değil mi efendim? Evet, yeni nesil çobanlar olarak kullanıyoruz bunu. Son özellikle 3 ve 4 yıldır artık çobanlar yeni nesil çobanlar. Bunu tabii yeni nesil dediğimizde sadece genç olarak düşünmemek lazım. Yaşı ne olursa olsun artık teknolojiye ayak uydurmuş, teknolojinin her bir ürününü itinayla kullanmaya çalışan bir küçük baş hayvan yetiştiricisi çoban grubumuz var. Çünkü sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Mera'da yalnız olabiliyoruz. İşletmemizin başında yalnız olabiliyoruz ve bazen dünyadan, hayattan, Türkiye'den, gerçeklerden, yeni şeylerden uzak kalabiliyoruz. Bu açığı kapatmak için teknoloji, telefonlarımız, sosyal medya, dijital medya çok önemli bir mecra. Ve bunun en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Koyun Keçi Dünyası bir haber portalı ama aynı zamanda sosyal medya sayfaları da var. Ama sadece Koyun Keçi Dünyası değil, çobanlar artık kendi aralarında örgütlenip bir araya gelip sosyal medyada sayfalar kuruyorlar. Ve onlar üzerinden iletişim kuruyorlar, haberleşiyorlar. Hatta geçtiğimiz iki ay öncesinde bir organizasyon bile düzenlediler. Birbirlerini hiç görmeyen Türkiye'nin her yerinden çobanlar sosyal medya üzerinden bir araya geldiler, örgütlendiler ve Bursa'da bir organizasyon gerçekleştirdiler. Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Çünkü etkileşim önemli, deneyim aktarımı önemli, bilgi aktarımı önemli. Dinleniyor olmak ve konuşuyor olmak da önemli. Bizim bu konuşmaya, bilgi aktarımına küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak ihtiyacımız var. Ve bu platformları da istiyoruz, sosyalleşmek de istiyoruz, kültürel alanlarda istiyoruz. Ve onlar kendi ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladılar. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var, herkes için geçerli bu. Birisi için bir şey yapmamak lazım, birileriyle birlikte bir şey yapmak lazım ki ihtiyaca doğru gitsin, ihtiyacı karşılasın. Çobanlar da bir araya geldiler, örgütlendiler ve böyle bir organizasyon yaptılar. Şimdi bir de Mayıs ayında işte Anadolu Çiftçiler, Yetiştiriciler ve Çobanlar Fuarı'nı düzenleyecekler. Nerede düzenleyecekler efendim? Ankara'da Mayıs ayında 18-21 Mayıs tarihleri arasında tamamen kendi ihtiyaçlarından doğru yola çıkmış bir fuar düzenliyorlar. Neye ihtiyaçları var? Ne olursa daha ileriye gidebilirler, işletmelerini geliştirebilirler, bakış açılarını geliştirebilirler, daha doğru hayvan yetiştirebilirler. Ve bunun sonucunda da tüketiciye daha doğru ürün
sunabilirler. Evet. Peki efendim, Türkiye'nin batısı dışında bu hayvan yetiştiricileri de sosyal medyada paylaşım yapıyorlar mı? Biraz da esasında sosyal medya, internet gücünü de ölçmüş oluyoruz böylelikle. Evet, her yerden her yapıyorlar. Yerinde. Koyun Keçi Dünyası olarak her ay bir tane ödüllü çoban yarışması yapıyoruz. Fotoğraf yarışması ya da video yarışması. Katılımcı sayımız çok fazla. Her programda, her yarışmada bir konu belirliyoruz. O konuya uygun fotoğraflar alıyoruz. Şunu çok açık söyleyebilirim istatistiksel olarak gelen fotoğraflardan. Türkiye'nin doğusundan gelen fotoğraf ve bilgi paylaşımı belki batısından çok daha fazla diyebilirim. Evet. Öte yandan şimdi telefon hattında da bugün programımıza iki küçük baş yetiştiricisini konuk ediyoruz. Ancak meslekleri gereği bulundukları yerden ayrılamadılar. Ve şu anda telefonun diğer ucunda Okan Katkıcı var. Ödemiş Keçi Koyun Damızlık Küçük Baş Hayvan Yetiştiricileri Platform kurucusu. Merhaba efendim. Merhaba efendim, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ödemiş'ten İzmir'e bol sevgi, kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Yayınıza, çalışmanıza başarılar diliyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aynı temennilerle biz de size sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Peki Okan Bey, öncelikle şu anda neredesiniz? Yoksa mesleğinizin başında mısınız? Biraz önce de konuştuk zaten. İnternet iyi çekiyor mu? İyi şey yapıyor mu? İletişim nasıl oluyor böyle yetiştiriciler arasında diye. Şimdi Melek Hanım haberde de bahsetti, konuşmasında da e-çobanlar diye. Teknoloji giderek arttığı sürece çiftliklerimize kamera düşüyoruz. Sabah gidip yemini veriyoruz. Evet. İşte kameranı takip ediyoruz. Doğum olacak mı olmayacak mı diye. Öğlen ya da akşamüstü yemlerini veriyoruz. Cumartesi, pazar bakımlarını yaparken daha çok başlarında bulunup fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyoruz. Hayvanlar hakkında bir rahatsızlık ve hastalık olduğunda bu kurmuş olduğumuz platformlar üzerinden, internet üzerinden İşte bu hastalık var, nedir, ne değildir gibisine birbirimizden tecrübelerimizi faydalanıyoruz. Çünkü Türkiye'de büyükbaş daha bir yukarıda olduğu için evet. Genelde veterinerlerimiz de o konuda daha çok ihtisas gördüğünden dolayı küçükbaş hayvan hastalıklarına pek bilgi olmadığından dolayı biz bu internet üzerinden, gruplar üzerinden, sosyal medya üzerinden birbirimize iletişime geçiyoruz. Hiç tanışmadığımız insanlar bize bilgisini paylaşıyor. Şu hastalık var, şöyle yaparsan İşte hayvanın rahatsızlığı geçer, iyileşir tarzında bilgisini bize paylaşıyor. Biz de deniyoruz, gerçekleştiği takdirde işte şu hastalığa şu geliyor diyor. Kendi sayfamızda yayınlıyoruz. Bu da diğer üretici arkadaşlarımıza da çok faydalı oluyor. Evet. Okan Bey, Okan Bey, araya girmek istiyorum ben de. Evet, konuşmanız tabii. Çok güzel gidiyor ama sosyal medyadaki takipçi sayınız nedir? Biz 1,5 yıl önce açtık. Şu an 7000. 7000 hepsi grubumuzun. Ege bölgesinden mi yoksa Türkiye'nin doğusu? Türkiye genelinden, Van'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Aksaray'dan, Konya'dan, Karadeniz'den, Muğla'dan, Marmaris'ten, Marmara bölgesinden, Trakya'dan, Çanakkale'den bu gibi yerlerdeki üretici, koyun ve keçi üreten arkadaşlarımız gruplarımıza üye oluyor. Biz onların oradaki gruplara üye oluyoruz. Türkiye'nin her yerinden, haritamızın olduğu yer yerden bir tane, iki tane, üç tane, beş tane bu insanlarla bize iyi oluyorlar. Biz de bilgilerimizi paylaşıyoruz. Çünkü oradaki iklim farkları, burada iklim farkları hakkında hayvanların verimleri konusunda, laktasyonları yani gelişmesi konusunda birbirimize destek çıkıyoruz. Peki efendim, sosyal medyada sizin bu alanda en çok merak edilen konu nedir? En çok sorulan soru nedir? Bunu merak ettik biz de. En çok sorulan soru Türkiye'de şu var. Sanen keçisi algısı var. Çünkü sanen İsveç kökenli bir hayvan. Yıllardan beri Fransa, Hollanda gibi yerlerde daha iyi ıslah edilmiş. Devlet de bunlara sahip çıkmış. Ama Türkiye'deki ıslah biraz zorlaşmış. Kendi elimizdeki Malta, yani Maltız keçilerimizi bilinçsiz bir şekilde daha keçilerimizi kırmışız. Düşmüş. Şimdi insanlar her beyaz keçiyi sanen sanıyorlar. O yüzden platformları kurduk ve özellikle Keçi Koyun Dünyası bu konuda çok üreticilere destek çıkıyor. Mesela sanen keçisini gösteriyor, özelliklerini anlatıyor. Atıyorum işte koyun tarzındaki Tayrova konusuyla ilgili çalışma yapıyorlar. Tayrova koyununun özelliklerini, tipik hareketlerini, işte cinsini, fiziki özelliklerini anlatınca bu sefer biz de
bir koyunun tayrı olup olmadığını, sahnen olup olmadığını o konuda bilgi alışverişi öğrenebiliyoruz. Yapılıyor. O konuda bilgi alışverişi yapılıyor. Doğru, her keçi sahnen değil tabii ki. Sahnenin özellikleri, fiziki özellikleri var. Kendine göre yapıları var. Evet. Ama biz bunu bölgemizde ıslah çalışması yaparken, laktasyon dediğimiz seleksiyon çalışmalarını yaparken sahnene yakın beyaz keçi ırkları verimini arttırmış sütlü keçi ırkları yakalayabiliyoruz. Evet. Okan Bey, şunu da merak ediyoruz biz. Sosyal medyayı kullanmak için teknolojiden de yararlanmak gerekiyor. Çobanlar bildiğimiz evet. kadarıyla gün içinde belki gece boyunca günlerce merada, çayırda, bayırda kalıyorlar. Peki şarj bittiğinde nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Pratik şimdi bir soru sorayım pratik hayatta. Şarjı çözdük işte süpermarketlerde, beyaz eşya satan yerlerde, teknomarketlerde. Bu power şarj cihazlarını yanımızda alıyoruz ve arkadaşlar alıyor. Akşamdan şarj ediyorlar sabaha kadar. Evet, o konuda da öğren şarj biterse pratik bir yol bulmuşsunuz. Devam ediyor yine. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben sizlere Ödemiş'ten çok büyük sevgiler gönderiyorum. Ödemiş'imiz patates yani kompille ünlü. Ondan sonra Gölcük Gölü ile Bozdağ karlı bölgesiyle kayak merkeziyle ünlü. Bir de Türkiye'nin en büyük süt üreten evet. ilçesi inek üzerinde. Biz de Ödemiş'i de keçi ve koyun üzerine geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Sizlerin sayesinde de böyle sözümüz ulaşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz TRT ekibe, Melek Hanım'a, Keçi Koyun Dünyası'na. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çünkü telefon bağlantısının diğer ucunda da Neşe Akarsu bekliyor. Seferihisar'ı yetiştirici Neşe çoban. Neşe Hanım'a çok selam söylüyorum. Kendisi bizim idolümüzdür. Onun peşinden koşturmaya çalışıyoruz. Peki. Merhaba Neşe Hanım. Merhaba. Efendim, küçük baş hayvan yetiştirici olmasına nasıl karar verdiniz? Çünkü bir kadınsınız. O yüzden kadın çobanlar nasıl oluyor diye biz merak ediyoruz. Hemen kısaca alalım sizden. Öncelikle kendi özelimden değil de genel olarak olaya bakmak lazım. Aslında küçük başta da yani hayvancılık sektöründe zaten üreticinin büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Çünkü özellikle de küçük başta aile işletmeleri daha çok yaygın olduğu için yani bu aslında ailede kadının daha çok payının olduğu bir alan ama öyle hep erkekler çıkıyor. Evet. Yani peki. Erkekler bu konuda daha söz hakkına sahip gibi oluyor. Çok ekstra bir durum değil. Hani sadece benimkindeki farklılık şu, ben bankacıyım aslında ve sonradan karar verdim hayvancılık yapmaya. Farkı bu kadar. Peki Neşe Hanım, kadın olmanın bu meslekte avantajları var mı? Varsa neler? Peki pazarlama imkanı açısından özellikle bir de soruyoruz. Bankacıyız dediniz. Evet, kar, zarar, üretim daha iyi pazarlayabiliyor var. Musunuz yani ürünleri? Şöyle, bayan yani kadın üretici olmanın dezavantajları daha çok. Yani sektör daha çok erkek egemen bir sektör olduğu için kadın biraz daha onlara ayak uydurmak, eskiden öyleydi, ayak uydurmak zorunda kalıyordu kendini var edebilmek için. Şimdi son yıllarda bu sosyal medyanın da daha aktif şekilde kullanılmasıyla birlikte değişikliğe uğramaya başladı. Artık hayvancılıkta kadının da söz hakkı, konuşma hakkı sosyal medya aracılığıyla daha kolay bir şekilde gerçekleşti. Sosyal medyanın ürünlerimizi pazarlamamızda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Pazarlamaktan daha çok ürünlerimizi değerinde pazarlamamız konusunda faydası var. Çünkü önceden sadece kendi bölgemizdeki üretim yaptığımız hayvanları sadece kendi bölgemizde pazarlayabiliyorduk. Ama sosyal medya aracılığıyla bunu yurt genelinde herkese gösterebiliyoruz, duyurabiliyoruz. Birbirimizden haberdar oluyoruz. En büyük faydası bu diye düşünüyorum. Neşe Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Diğer konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir dünyaya pencere açmamızı sağladılar. Mesleklerinde kolaylıklar ve bol kazanç diliyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, söyleyeceklerimiz var da birlikteliğimiz burada sona eriyor. Ben Gülben Şahin ve Osman Çapar, Teknik Masa'da Serdar Özeren, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.